Bilindiği gibi 50 ve daha fazla işçi çalışan özel sektör iş yerlerinde %3, üç, kamuda ise yüzde dörtlük bir kota uygulamasına rağmen Türkiye'de 2011 verilerine göre tahmin edilen 5 milyon engellinin sadece 1 milyonu istihdamdadır. İşe yerleştirilen her 5 erkek engelliye karşılık sadece bir kadın engelli istihdam edildiği gözlenmektedir. Engellerin eğitim hayatında yaşadığı zorluklar, eğitimlerini tamamlayamamaları, istihdam engelinde yaratan faktörlerden biridir. Özel sektörün üniversite eğitimli birey talebi, kotaların dolmamasının en önemli nedenlerinden biridir. Biz talep ettik fakat işkur bize kadro temin edemedi yaklaşımı, kotaları maalesef boş bırakmaktadır. Oysa ki engelli birlerin çok azı eğitim hayatını zaten tamamlayabilmektedir. Engelli aylıklarına bakacak olursak 2013 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamından çıkarılarak Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na devredilmesi e, hak temelinden muhtaçlık temeline geçişe zemin oluşturmuştur. Yeni yapılan artışla bir asgari ücretin ancak 1 bölü 4'ü kadar olan engelli aylığı insani koşulları bulundurmamakta, bakım veren aile üyelerinin sosyal güvencesizliği ise olayı tamamen muhtaçlık zeminine taşımaktadır. Engeller için savunduğumuz bağımsız yaşam hakkı ancak ve ancak devletin engellere bakış açısının değişmesiyle gerçekleşebilir. Uluslararası engelli kriterlerine dayalı, kriterlerin sürekli değişmediği, özlük haklarının tam verildiği, hane içindeki kişi başı gelir seviyesinin bir asgari ücret tutarının bir bölü üçünün değil, engellinin bizzat kendisinin gelirinin değerlendirildiği, en az bir asgari ücret üzerinden hesaplanacak ve dayanağı olan istihdam kriterlerinin uygulandığı bir düzenle gerçekleşebilir.